Merhaba sevgili izleyiciler, bir kez daha Eskişehir'deyiz. Bu lezzetli kente en son 8 yıl önce gelmişiz. Bu süre içinde unuttuklarımızın dışında birçok yeni lezzet durağı daha açılmış. Eskişehir'deki yolculuğumuz Porsuk Çayı'nın kıyısındaki Regülatör Piknik Parkı'ndan başlıyor. Porsuk Çayı üstündeki Regülatör Piknik Parkı'nın içinde Eskişehir'in en önemli lezzet duraklarından bir tanesindeyiz. Semih Bey menüsü hem et hem de balık olan bir restoran. Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Eskişehir benim bildiğim işte Tatarlar, Çerkezler ve diğer Kafkasya asıllı vatandaşların börekleriyle ünlenmiş, hamur işleriyle ünlenmiş bir şehir. Siz bu börek hamur işi şeyinde nasıl bir şey buldunuz, niş buldunuz? Vallahi bizde hamur işi olarak sadece sigara böreğimiz var. Oldukça ama o da bütün insanlar... Türkiye'nin şeyi. Ama buradaki sigara böreği çok farklı. Yani insanların beğendiği bir börek. Yani biz farklı bir tarzda yapıyoruz. Sizde o çiğ börek falan yok. Çiğ börek falan yok. Çiğ börek Tatar, yok. Çerkez mantısı falan gibi. O tarz şeyler yok. 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 Peki balık yapıyorsunuz. Eskişehir denizden uzak. Balığı nereden buluyorsunuz? Daha çok Marmara Denizi'nden geliyor. Zaman zaman bizzat kendim de gidiyorum. Zaman zaman getiriyorum. O gün itibariyle hangi balık tazeyse onları kullanıyoruz. Gemlikten mi alıyorsunuz? Gemlik mezatı kapatıldı Bursa mezatından ya da Ereğli diye bir yer var. Karabürsen'i geçince oradan getirtiyoruz. Yani taze mi o balık? Tap taze. Peki bütün balıkları bulabiliyor musunuz? Bulunuyor, bulunuyor. Eğer fırtına yoksa, esinti yoksa bulunuyor. Yani sezonun balıkları tabii. Aynen. Peki Eskişehirliler balık seviyor mu? Çok severler. Ciddi mi? Evet. Ne tür bir şeyler yapıyorsunuz burada balık? Izgara, vallahi mezeler. Mevsimine göre değişiyor. İşte palamut zamanı palamutla başlıyor. Sezon çünkü o zaman açılıyor. Çingeneyle başlıyor. Çingeneyle başlıyor. İşte yerine göre ızgaralar, işte şişini yapıyoruz, kavurmasını yapıyoruz. Pilakisini mangalda pişiyor, pilakisi de oluyor. Köftesini yapıyoruz. Kavurması, her şeyini yapıyoruz balığın. Siz burada kahvaltıyla başlıyorsunuz. Evet, sabahları kahvaltıyla. Daha çok hafta sonları ama hafta arası da kahvaltı var. Öğlen yemeği, akşam iş yerleri kapandığı zaman da. Diğer şeyler. Diğer şeyler. Gördüğüm kadarıyla bol mezeniz de var. Çok mezelerimiz var. Peki kaç çeşit çıkıyor meze? Vallahi yazın daha çok çıkıyor. Yazın 50 çeşite kadar çıkıyor. 50 çeşit. 50 çeşite kadar çıkıyor. Kışın biraz azaltıyoruz. 20 çeşit, 25 çeşitte kalıyor. Ama değişiyor sürekli. Yani mesela şimdi enginar zamanı. Enginarlarımızı yapmış. Sabah pazardan aldık. Taze fasulye çıkmaya başladı. Taze fasulyesini yapmış bu sabah. Patlıcan közleme yapmışsınız. Yapmış. Deniz börülcesi var. Evet. Peki burada reçeller görüyorum. Şimdi kahvaltı yapmaya gelen misafirlerimiz vardı. Kahvaltıda tadın diye. Kaç çeşit veriyorsunuz? Valla ustanın şeyine bağlı, benim aldığım malzemeye bağlı. Bilmiyorum valla sayısını çok. Yani bayağı peynir çeşitlerinden. Tabii. Kağıtta pastırmasından işte. Sucuk koktu o da galiba. Mangalda sucuğumuzu yapıyoruz. Güzel sucukları pişiriyoruz. Özel mi, özel mi sucuk? Ben özel yerlerimiz. Size de ikram etmek isteriz. Sağ olun. Peki insanlar mezeyi yemekten ana yemeğe geçebiliyorlar mı bu lezzetli yeli mezeleri yemekten? Onu işte sürekli takip halindeyiz. Aman yönlendirmeye çalışıyoruz. Fazla yemesinler. Aman balık geliyor, aman et geliyor. Servis elemanları da pazarlamacı. Tutamıyorlar kendilerini. Vermek istiyorlar. Vermeyin diyorum. Ayarlamaya çalışıyoruz. Neyse. Peki çok teşekkür ediyorum. Şey ellerinize sağlık Mehmet. Semih Bey. Şimdi Ragıp Usta'nın o lezzetli hazırladığı yemeklerin bir tadına bakayım.
İnsan bu sofranın başında iradesiyle büyük savaş veriyor. Çünkü her an saldırmak geliyor içimden. Ve de hepsine birden saldırmak geliyor. Saldıracağım ama saldırmadan önce mutfakta Ragıp Usta'nın neler yaptığını, nasıl yaptığını sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü siz de bunları evde yapabilirsiniz. O kadar zor yemekler değil. Ama malzemeleri yan yana getirme becerisinde olmanız lazım. Kavurmadan başlayayım. Kavurma fener balığında. Fener balığı, ahtapot, yeşil biber, sarımsak, soğan, maydanoz doğranıyor. Küçük küçük doğranıyor bildiğiniz kuşbaşından biraz daha küçük. Tavada tereyağında bir güzel kavruluyor. Sonra üstüne kekik ve kırmızı biber gezdirildikten sonra tavaya alınıyor. Tabii sonra da afiyetle yeniyor. Köfte ise dil, kalamal, karides, maydanoz, baharatlar birlikte küçük küçük doğranıyor. Daha sonra zırhla, yani kebapçılar nasıl zırhla eti kıyma haline, diri kıyma haline getirirlerse Ragıp Usta da aynı o şekilde dil balığı, kalamar ve karides karışımını bir güzel kıyma haline getiriyor. Daha sonra bunları köfteye dönüştürüp kurutmadan, çok şey yapmadan, pişirmeden ızgara ediyor. O da sanıyorum biraz sonra tadına bakacağım. Et köftesi kadar güzel olmuştur. Çünkü ben et köftesine bayılırım. Balık köftesini de severim. Bu içine kalamar girmiş, karides girmiş balık köftesi çok yediğimi söyleyemem. Ben daha çok bunu mezgit yahut da hamsi gibi balıkların etlerinden yaparım. Buğulama ise, buna kuru buğulama diyeceğim. Çünkü Ragıp Usta buna çok su koymadı, hiç koymadı. Önce bir bol miktarda tavaya, büyükçe bir tavaya bol miktarda tereyağı koyuyorsunuz. Arkasından sarımsak, soğan, domatesi doğrayıp o tavaya yerleştiriyorsunuz. Sonra bir limonu, kabuğunu soyup yarısını dilimliyorsunuz ve onu, dilimleri de yerleştiriyorsunuz. 3-4 dilim limon yeterli, daha fazla kaçırmayın. Bir tane defne yaprağı, o balık yemeklerinin vazgeçilmez malzemesi. Tane karabiber, aman tane karabiberi unutmayın. Çünkü yemeğe tat veren diğer önemli malzemelerden bir tanesi. Sonra deniz levreği, üstüne neredeyse bir demet maydanozu, en sonra da sızma zeytinyağı. Sızma zeytinyağı, aman onu unutmayın. Gezdiriyorsunuz ve tavayı ateşe, kısık ateşe koyuyorsunuz. Kapağını da kapatıyorsunuz. O tıkır 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 pişiyor. Şimdi lafı uzatmayayım çünkü şeyler soğuyacak, tadı kaçacak. Biliyorum kameraman arkadaşlarım da sabırsızlanıyor. Özetle böyle. Ben şimdi bu yemeklere bir saldırı düzenleyeceğim. Biliyorum ağzınız sulanacak ama kusura bakmayın. Siz de bunu yaptığınızda, siz de benim gibi güzel bir saldırı düzenleyebilirsiniz. İşe köfteyle başladım. Söyleyecek lafım bile yok. O kadar güzel ki. Köfteler zaten hiç kötü olmaz değil mi? Balık kavurma da tam çoban kavurma kıvamında. Yağına ekmek, ban ve ye. Gelelim şimdi esas oğlana,
başrol oyuncusuna. Buğulamaya. Kuru buğulama diyorum ben. Böyle bir tabir yok ama ben uydurdum şimdi. Gerçekten kelime bulamadım. Gerçekten lezzetini anlatacak kelime bulamadım. Bu kendi yağında ve zeytinyağıyla ve malzemelerin kendi sularıyla haşır neşir olup pişen buğulama damağımda müthiş tatlar bıraktı. Buyurun gelin siz de yiyin ve ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun. Akla ilk gelen yemek balaban kebabıdır. Balaban kebabı denince de akla Fahrettin Usta gelir. Tam yarım asırdan beri değil mi? Daha evet, da fazla. Evet. 56, bu işi 56 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Bu işi yani. Yapıyorsun. Peki balaban kebabı kimin kebabı? Bu balaban kebap diye bir de bir şey yoktu. Bu balaban kebabı ben bir logo koydum. Hmm. 45 sene öncesi. Ha senin uydurman mı? Evet, bu balaban kebap bizde büyük anlamına geliyor. Tatarca'da. Tatar kebabı mı? Tatar kebabı oldu yani. Peki sen mi bunu böyle olmasını ayarladın? Ya bu yani memlekette yapılır mıydı? Kendi aralarımızda balaban gel balaban git çalıştığım yerlerde o yıllar abilerim amcalarım yanımda. Tamam. Ben de aklıma düştü ya bizim burada Tatar çok. Peki bunu nasıl yapılacaksın sen mi? Bu böyle değildi. Yoğurtlu yapıyorlardı, köfte koyuyorlardı ama böyle salça, mantı, şu yani esas sizin memlekette bunu yetiştirecek bunu ben buldum. Sen buldun. Ben çıkardım yani. Nasıl yapıyorsun? Bir anlat bakalım. Önce şimdi, pideyi ısıtıyorsun. Evet, pideyi güzel yine ısıtıyoruz ızgarada. Ondan sonra doğruyoruz ufak ufak ağzına gelecek şekilde. Tamam. Ondan sonra 2-3. işlemde et suyunda açlıyoruz. Kemiği. Kemik suyunda, et suyunda açlıyoruz. Ona süzüyoruz. Süzdükten bir parça mı gezdi? Çok az gezdiriyoruz. Hamur olmasın. Tabii. Onu çok fazla gezdi ama hamurlaşır. Hamur olur. Ha. Ondan sonra üstüne yoğurdu da koyuyoruz. Yoğurtta sarımsak var mı? Yoğurtta sarımsak yok. Saf yoğurt. Saf. Sonra? Ondan sonra üstüne salça. Domates salçası. Domates salçası. Onda da karışık yok. Yok. Hı. Tabii hepsi. Onun üstüne koyuyoruz. Ondan sonra bunu koyduktan sonra pişirdiğimiz köfte, et her neyse. Kaç çeşit yapıyorsun? Bir tane karışık. Bir tane karışık. Köfteli. Bir tane köfte, bir tane et. Et. Başka et yok. Et dediğin bonfile. Bonfile. Şiş. Ha. Bonfileden başka et kullanmıyorum. Bu da dana kıyması. Kol ve kaburgadan oluyor. Ondan sonra salça, domatesi böyle koyarız. Sonra maydanoz alırız. Tabii isterse millet müşteri maydanoz istemiyor. İstemiyor yani. Peki üstüne de bir tereyağı gezdiriyorsun. Bir tereyağı kalıyor. Tereyağı da veriyor, serviste duruyorsun. Vay 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 vay. Ondan sonra bütün Eskişehir seni taklit etti. İşte Türkiye tanıdı. Dünya tanıyor şimdi de. Dışarıdan geliyorlar abi. Öyle nerede mi? De arıyorlar. Buluyorlar. Balaban usta nerede? Balaban usta, evet. Eline sağlık, bir bakayım şunlar soğumaya. Tamam, buyurun, buyurun. Afiyet olsun. Biraz şeye benzettim bunu. Bursa'nın evet pideli köftesine. Pideli köfte, kayan evet, köftesi. Evet, adını aldım. Pideli köfte, evet. Ha, bu bir şeyi hocam yoğurtlu tereyağlı kebap. Ha. Ama zaten Eskişehir'e bir özgü olmuyor. Balaban köfte, balaban kebap. Tabii sen ben arkadaş değilse gel Eskişehir'e balaban yap. Balaban yok. Ha. Böyle yani çoğaldı yani. Kaç para şöyle bir porsiyon? Bu 20 lira. Şiş, bonfile. Bu köfte 14 lira. Bu 17 lira. Öğrenciler geliyor mu sana? Öğrenci bana pek takılıyor da o kadar takılmıyor. Benim öğrenciye uzak kalır yani. Biliyor musun? Bana gelen de işte iş adamları, bankacı, avukat, memur, amir, öğretmen, esnaf, sanayici. Onlar gelir yani. Öğrencilere ben çok uzak kalıyorum. Daha ona bana mesafir uzak. Ha. Akşam servisin yok. Yok. 6 dedim, 6 bilemedim. 7'de giderim yani. Yani 11'de başlıyorsun. 11, 13'te başlıyorum ondan sonra. Musa kapat git.
Şimdi kapatıp gideriz. Peki yani. Senden sonra kim yapacak bunu? Benim oğlum var işte içeride bir tane benden sonra devam ettiriyor. O benden daha güzel usta da. Öyle mi? Ama girmiyor. Fen varken ben girmem diyor. Doğru. Ustaya saygısızlık olur mu ya? Evet aynen. Doğru söylüyor. Peki ha. Eline sağlık Fahrettin Usta. Afiyet olsun. Hakikaten çok güzel. Zaten yoğurt, tereyağı, salça, malça, et işin içine girdim zaten çirkin olmasını. Yani benim üstüme de dök bunları ben de lezzetli olur. Şimdi ben zaten bunu şeyin beceremem böyle abidi kuru sahtekarlık bilemem. Neyse benim meydanda yaptı burada tezgahta millet görüyor yediğim işini. Yaptığımı da görüyor. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Tamam Emin. Çocuklar hadi. Hadi alın çatalları buyurun. Buyurun. Kapatın. Eskişehir'in lüks lezzet duraklarından bir tanesiyiz. Bu lezzet durağının kardeşi şehrin içindeki küçük bir esnaf lokantası. Tam 70 yıldan beri Eskişehirlilerin karnını lezzetli yemeklerle doyuruyor. Emin Bey nereden aklınıza geldi bu şubeyi açmak? Esnaf lokantamız küçük bir lokantaydı. Orada yeterli hizmeti sağlayamadık. Talepler de gelmeye başladı. 6 senedir de burada değişik bir konseptte hizmet vermekteyiz. Ya daha çok kalabalık yemekler için galiba. Büyük toplu gruplar, alakart yemekler, onlara hizmet veriyoruz. Peki 70 yıl önce nasıldı Eskişehir'de yemek yeme alışkanlıkları? Tabii siz çok hatırlamıyorsunuz onu. Evet, şimdi babanızdan mı bu? Esas dedemden, dedem, babam. Ben üçüncü kuşak, şimdi yönetenler de dördüncü kuşak devam ediyor. Maşallah. Dört kuşaktır Eskişehir'de hizmet vermekteyiz. Dedem kebapçı Emin, Yunanistan Gümülcine de babam Ahmet Serper burada ilk lokantamızı açıyor. Ben de yaklaşık işte 8-9 yaşlarında desek insan hani 50 yıldır mesleğin içinde. Peki nasıldı, nasıl oldu? Nereden nereye geldi? Çok büyük farklılıklar var. Eskiden herkes yağlı yerdi. Şimdi hiç yağlı yemek yenmiyor. Eskiden 8-10 çeşit yemekle karın doyurulurdu. Şimdi 100 çeşit yemek esnaf daha... Esnaf lokantasına. Evet, evet, evet yetmiyor. Yetmiyor. Ben. Yetmiyor. Herkes daha çeşit istiyor. Tabii Türk mutfağı da çok zengin bir mutfak. Orada ayrı bir mutfak, burada ayrı bir mutfak. Biz de ikisini birlikte götürmeye çalışıyoruz. Burasında çok yöre yemeği yok galiba değil yok. Mi? Yani burası daha çok evet, dünya mutfağı, alakart. Evet, dünya mutfağı. Dünya mutfağı. Dünya mutfağı. Tabii bunun içinde %70 de Türk mutfağı. Türk mutfağı da. Evet. Var peki bu 40 bin öğrenci var galiba yaklaşık. 70 bine yakın. 70 bine maşallah. Bunların sizin lokantanıza faydası oluyor mu, olmuyor mu? Tabii öğrenci şehri, kültür şehri Eskişehir. Bize de tabii üniversitenin öğretim görevlileri şeklinde onların işte yemekleri, toplu yemekleri diyeyim, profesörlük yemekleri diyeyim, onların yemekleri geliyor. Bizim de tabii iki üniversite var, onun katkıları çok büyük. Peki Eskişehir'de malzeme bulma sorunu var mı? Yok. Yani daha mı lezzetlisini buluyorsunuz, daha mı tazesini buluyorsunuz? Yani ne istersek var. Bu çevreden. Var, evet. Ne istersek bereketli var. Topraklardan. Evet, ne istersek var. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Emin Bey, ederim. Şimdi şu şefin yaptığı kokusu böyle buram buram gelen yemeğin bir tadına bakayım. Buyurun. Seyrederken bile ağzım sulandı. Sanıyorum peşin peşin çok lezzetli olmuştur. Ramazan Usta bugün benim için özel bir dana kaburga beğendiğinin üstünde sebzeli soslu bir dana kaburga yaptı. Nasıl yaptı? Ben seyrettim.
size seyrettiğim kadar ve aklımda kaldığı kadar anlatayım. Önce dananın kaburga bölümünden, ki bildiğiniz gibi etin en lezzetli olan yeridir. Oradan kestiği iki büyük parçayı havuç, kabak, kırmızı biber, sarımsak ve soğanla birlikte tavada yüksek ateşte bir güzel iki tarafını kızarttı. Buna mühürlemek de deniyor. Yani etin suyu içinde kalsın diye yapılan bir işlem. Bunu iyice kızarttıktan sonra bir tepsiye koyup fırına attı. 2 saat sonra tahmin edeceğiniz gibi et ilik gibi oldu. Daha sonra Ramazan Usta patlıcanı közledi. Bildiğiniz gibi közlenmiş patlıcandan bir güzel beğendi yaptı. Biliyorsunuz etin en iyi eşlikçisidir beğendi. Onun için de padişah bunu çok beğenmiş. Fırına attığı etin bıraktığı suyla bir sos hazırladı. O sosu da etlerin üstüne döktü ve servis yaptı. Şimdi de sıra bu kadar anlattığım, övdüğüm yemeği tatmakta. Ağzımda müthiş tatlar kaldı. Gerçekten de Ramazan Usta işinin erbabıymış. Hem et hem beğendi. Tam bir Türk mutfağı lezzetini taşıyor. Yani bunu size bırakacağım. Meraklanmayın, bir parçasını da size bırakacağım tabii. Hepsini yiyecek değilim. Bir de burada bir ciğer var. Bu lokantanın ciğeri de çok ünlü. Trakya usulü bir ciğer. Tavada kızarıyor ya da. Ciğer soğansız olmaz. Sadece bu ciğeri yemeye gelenler de bile varmış. Eskişehir'e gelirseniz siz de bu yemekleri tadabilirsiniz. Eskişehir uzak değil. Hele hızlı trenle pat Eskişehir'in ortasındasınız. Erol Bey merhaba. Mehmet Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar büyük bir yermiş. Nasılsınız? Evet, burası Eskişehir'in eski mezbaha binası. Yılmaz Büyükerşen tarafından restore edilip turistik amaçlı, turizme yönelik çiğbörek mekanı olarak düzenlenmiş. Sadece çiğbörek değil mi? Evet, sadece çiğbörek. Bütün bu salon. Evet, bu salonda sorpa çorbası, çiğbörek ve bir de tatlımız var. Başka hiçbir şey yok. Hadi bir seyredelim bakalım. Buyurun, buyurun. Çiğbörekler nasıl yapılıyor? Mutfağın bir kapısı her zaman açıktır. Müşteri istediği zaman görebilir. Korkumuz yok diyorsun. Ha, hiçbir şekilde. Belli zaten. Pırıl pırıl maşallah. Oklava yok. Makine. Makineyle açıyoruz. Makinenin tabii aslında çok da faydası var bu işe. Hem hızlı. Hem yani çok yoğun zamanda elle yapmanız, yetiştirmeniz mümkün değil. Artı şimdi makineden çıkan hamur fazla un olmadığı için tamamen pırıl pırıl bir hamur. Şimdi bu hamuru içine kıymasını koyup kazana atıyorsunuz, yağı kirletmiyor. Hmm.
ince açıldığı için çok çabuk pişiyor. Bir de şişirmez insan. Bundan 10-15 tane yer insan ya. Çok rahat. En çok kaç tane yiyen oldu? Vallahi bir 44 var ama yani şey yok. Peki, ben sizin de buraya bir rekor kıracağınızı... Peki siz kaç tane yiyorsunuz? Ben mi? Valla ben hiç saymadım ya. Şimdi Mehmet Bey, ben hep sizin gibi bir gurmenin bizi ziyaret etmesini bekledim. Yani gerçekten hakkını vererek yiyecek. Of! Böyle gelen ünlülerden epey miktarda yiyenler var. Ama söylemeyeyim yani. Tamam, söyleme de ayıp olmasın. Evet, evet. Erol Bey bize şimdi bu çiğ böreğin sırlarını anlatacak. Önce isimden başlayalım. Çiğ mi, şığ mı, çiğ mi? Şimdi yazılışta çiğ börek. Telaffuzda aslında şı börek. Denize gelen bir şeye dönüşüyor. Ama çiğ börek hiç değil. Yani yumuşak ye hakikaten yok. Yok yani. Çünkü çekimde yaptığı arkadaşlar gösterecekler. Yani çok kızgın yağda, çok kısa sürede ve su ilave edilmiş kıyma buhar haline geldi. Çok çabuk pişer. 15-16 saniyede pişer. Ama kıyma pişer yani. Hmm. Çiğ değil. Çiğ değil. Peki ne demek? Çiğ ne demek? Çiğ kökü eski Kıpçak lehçesinde enfes, nefis anlamını vurgulamak için kullanılan kök. Yani enfes börek. Çiğ börek dediğin zaman da enfes, nefis, güzel. Çok lezzetli börek falan. Yani. Demek oluyor. Ama tabii bunu önce sizin yiyip sizin karar vermeniz lazım. Zaten dünya karar vermiş çok güzel diye ben karar versem ne olur. Peki nasıl yapılıyor bu şimdi? Kaç gram hamur? 30 gram. Küçücük. Evet, 30 gram hamur. İnceltiyorsunuz. İnceltiyoruz. Bir de kenarı kesilir. Normalde 25 gram, belki 22-23 grama düşer. İçine de bir kaşık kıyma. Sulu yani kıyma. Sulandırılmış kıyma. Karabiber, rendelenmiş soğan ve tuz olan bir kıyma. Hemen anında yapılıp anında tüketilmesi gereken bir şey çiğ börek. Çok bekletmeye gelmez. Yumuşayınca o lezzet sanki biraz kaybolur. Ama da onun için bir an evvel yiyelim. Daha sonra yine konuşalım. Yeriz dur. Biraz soğusun. Damağım yanacak. Peki kaç tane yenir bundan normalde? Vallahi bizde bir porsiyonla kesilen yoktu. Bir porsiyonda 5 tane var. Hayır, bir porsiyon çiğ böreği bizde 5 yaşında çocuklar bile yer yani. Yani ben hani böyle bir insanları yarış içine sokmak hiç istemedim. Çünkü geçmişte gençlik yıllarında kendimden bilirim. Şimdi bir çiğ börekçiye o yıllarda bir halamızın oğlu yapardı bu işi. Ona gittik, iddia üzerine gittik. Kim az yerse o ödeyecek hesabı diye. Ben o zaman 23 tane yemiştim. Maşallah. Ama yani işte o yani 40 yıl evvel şurada pişiyor, biz burada yiyoruz. O yağın kokusu, havalandırma çok fazla değil tabii. O yağın kokusu zaten mahvetmiş bizi. Perişan ediyor insanı. Şimdi ondan sonra bizim evimizde her haftada, bilemedin 10 günde bahçeli evlerde otururduk. Annemler çiğ börek yapardı. 6 ay ben çiğ börek pişince evden kaçtım. Kokusun. O kokudan yani. Sıkıldın. Onun için kimseye ben hani o 10 yer, bu 20 yer böyle bir şey söylemem. Peki bile. Dükkanda kaçtır rekor? 44 yedim diyen var. 44. Ama bilmem ben gözümle görmedim. Evet. Sen ama 15-20 tane yiyen çok. Benim kaç tane yiyeceğimi isterseniz beraber yiyelim. Bakalım yani. Yok yarış yok dedin sen. Peki bir de burada şey var, bir börek daha görüyorum. O kavurma börek. Kavurma börek, bu da mı Tatar işi? Evet, bu da Tatar kültürünün bir şeyidir. O da aslında çok lezzetli, çıtır çıtır bir börektir. Bu nasıl yapılıyor? Un, su, tuzla hamur yoğrulur. Hamur mümkün olduğu kadar sert yoğrulur. Ama daha sonra açma aşamasında hamurun gayet ince olması lazım. Ha bir de işte bu sorpalı kıyma dediğimiz
kıyma suyu içinden akar. Akar gömleği, kravatı. Evet, yani bu tanımayanı ısırır derim ben. Biraz peki eğilerek bu, yemek lazım. Bu domates şeyi ne? Evet, o domates turşusu. Hmm. Biz onu biraz da... Yani kültürümüzde de vardır. Turşu konur, hoşaf olur, işte ayran olur yanında. Tabii bu acılı olursa hani insanlar biraz daha çok yer ya. Biraz ondan yani. Hmm. Vallahi acı, çok güzel. Acının iştahı açma gibi bir özelliği var ya. Şöyle katlarsanız çi böreği. Çok sıcaktı, söyleyemedim. Nefis olmuş. Ağzım yandı. Şöyle katlarsanız kıymalı ve kıymasız yerini birlikte almış oluyorsunuz. Ha, onun katlama şeyi de var ya. Yani. Yani böyle katlarsanız daha böyle bir rahat yiyebilirsiniz. Şu da güzel oluyormuş domatese daldırmakta. Bazı müşterilerimiz onu üstüne sürüyor, içine sürüyor. Ben özlemişim zannediyorum 8 yıl önce. Ben bu Eskişehir'e gelip bu çiğ böreği çekmiştim. Ve o gün hakikaten rekor kırmıştım. Ben şeylerde, çekimlerde ucundan biraz tadına bakarım. Bir tek dayanamadığım çiğ börektir. Önüme ne kadar koysan yerim. Ya Mehmet abi biz senin programlarını izliyoruz. Hiç de öyle ucundan tadına bakar gibi olmuyor. Öyle. Hakkını veriyorsunuz Allah için şimdi. Yani bence de öyle olmalı ama. Yani beğeniyorsan yiyeceksin. Beğenmiyorsan tamam ucundan ye. Değil mi? Evet, doğru. Çocuklar. Görüyorum ağzınız sulandı. Hadi şu işi kapatın da gelin. Soğumadan böreklerden siz de yiyin. Eskişehir'deki çok lezzetli yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu programda yer alan mekanlarla ilgili ayrıntılı haberler CNN Türk'ün internet sayfasında yer alıyor. İnsan kuş misali. Bakalım bundan sonraki programda nereye konacağız?